İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Ararat Dağı'nın zirvesi yine gizemli bir örtüyle kaplandı. Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Annelik ve Güzellik Günü vesilesiyle bir kutlama mesajı yolladı. Ermenistan Cumhuriyeti'nde 20 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Böylece enfekte kişi sayısı 853'e ulaştı. Teröristler Suriye'nin İdlib eyaletindeki 5 yerleşim birimine ateş açtı. Batı Ermenistan'daki Bitlis-Bağış'te doğa uyanışı. Aram Haçadıryan Ev Müzesi çevrimiçi platformda aktif. Batı Ermenistan'ın ve dünyadaki tüm Ermenilerin sembolü olarak kabul edilen Ararat Dağı'nın zirvesi zaman zaman sis bulutuyla örtülüyor. Bu fenomen genellikle bahar aylarında yağmurlu havanın son bulmasıyla yaşanıyor. Efsaneleri ve adına söylenen türküleriyle de bilinen Ararat Dağı zirvesindeki sis bulutu ile doyumsuz manzara oluşturdu. Bu güzel ve gizemli olayı açıklamakta zorluk çeken yöredekiler şöyle yorum yapıyor. Ararat yine şapkasını giydi. Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Departmanlığından Armen Press'e aktarılan habere göre Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan Annelik ve Güzellik Günü vesilesiyle bir kutlama mesajı gönderdi. Mesajda özellikle şöyle denmektedir. Sevgili kadınlar, bu yıl Annelik ve Güzellik Günü vesilesiyle sizi özel saygı ve sevgiyle kutluyorum. Özel tebriklerimi, en iyi dileklerimi ve şükranlarımı bu zor günlerde gece gündüz tıbbi yardımla birlikte tıbbi kurumlardaki hastalara, öz yakınları gibi şefkat ve bakım sağlayan kadın doktorlara ve sağlık personeline sunuyorum. Kadın ve özellikle Ermeni kadını büyük oranda endişe ve zorlukları üstlenerek her zaman ailesinin direği olmuştur. Sevgili kadınlar, hayat sizden başlar ve sizinle devam eder. Kendinizi koruyun, sağlıklı olun, mutlu olun, uzun yaşayın. Ermenistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden verilen bilgiye göre Ermenistan Cumhuriyeti'nde 7 Nisan itibariyle 20 koronavirüs enfeksiyonu vakası daha doğrulandı. Onaylanan toplam vaka sayısı 853'e ulaştı. 7 Nisan itibariyle koronavirüs hastalığından tedavi olup kurtulan kişi sayısı 87, tedavisi devam edenlerin sayısı 758, negatif test sayısı 4287, ölü sayısı ise 8. Rusya'nın Suriye'deki savaşan tarafları uzlaştırma merkezinin haberine göre Cabhat an-Nusra grubunun teröristleri Suriye'nin İdlib eyaletindeki çeşitli yerleşim birimlerine ateş açtı. İdlib eyaletinde Dadihi, Drumba, Serakip, Maret, Muhos, Ruaya yerleşim birimleri bombalandı. Uzlaştırma merkezi pazartesi günü Halep'te ortak bir Rus-Türk devriyesinin gerçekleşeceğini de sözlerine ekledi. Ayrıca Rusya askeri polisi Halep ve Hasaka illerinde çeşitli doğrultularda devriye gezdi. Kış mevsiminde şiddetli soğuklar nedeniyle yüzeyi buz tutan Batı Ermenistan'ın Bitlis-Bağış'ın Ahlat ilçesindeki Nazik Gölü'nün çözülmesiyle ortaya çıkan görüntü görenleri büyülüyor. Soğuk ve karlı havanın yerini güneşe bıraktığı kentte baharın müjdecisi çiçekler bir bir açmaya başladı. Açmaya başlayan rengarenk çiçekler doğada renk cümbüşü oluşturdu. Arama Çadıryan Ev Müzesi online platformda aktif faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Ev Müzesi'nin müdürü Armine Grigoryan yaptığı açıklamada, koronavirüsün yayılmasını önlemek için takipçilerimizi evde kalıp ev müzesine sanal bir tur atarak günlük yaşamlarını daha ilginç ve meşgul hale getireceği birçok eğitim, interaktif programlar, oyunlar, sınavlar öneriyoruz dedi. Takipçiler, ev müzesinin sergileri, ünlü bestecilerin felsefi düşünceleri, başlarına gelen komik hikayeleri, Aram Haçadıryan'ın yazdığı mektupları ile tanışabilir, onun hakkında çekilen filmleri izleyebilir, eserlerini dinleyebilir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Samus adlı korodan Gomidas Vartabet'in düzenlediği Ermeni halk şarkısı Bostanim Dırir adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.